Arkadaşlar merhaba. Endemik yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. İntegral bölümü test 14'teyiz. Öncelikle hali hazırda kanalıma abone olmadıysanız abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Şimdi burada f reel sayılarda birebir ve örten bir fonksiyondur demiş ve bize bir sürü bilgi vermiş. Öncelikle şöyle bir fonksiyon grafiğimizi çizmeye çalışalım mümkün olunca. Eksi 4 için 5 değerini almış. Ondan sonra 6 için 15 değerini almış. Birebir ve örten olması tepe noktası yapmadığı anlamına gelir. Şu şekilde bir grafik gibi tasarlayabiliriz. Şuraları harflendireceğim. Şuraya A dedim. Buraya B dedim. Şu bölgenin alanı belli. 4 kere 5, 20. Dikdörtgenden. Şu bölgenin alanı 90 olduğu için şurası da 90 eksi B. Bunları söyleyebiliriz. Şimdi gelelim işlemlerimize. Eksi 4'ten 6'ya kadar fx de x 60. Yani şu bölgenin alanı arkadaşlar, yani grafiğin altındaki alan 60 imiş. 20 artı A artı 90 eksi B eşittir 60. Buradan A eksi B. 90, 20 daha. 110 eksi 50 olur. Sonra iki tane eksi 4'ten 0'a kadar fx de x. Eksi 4'ten 0'a kadar bakın şu parçanın alanı 20 artı A. Bunun iki katı 40 artı 2A. Buraya dikkat. 5'ten 15'e kadar ters fonksiyon. Ters fonksiyonun alanı y ekseniydi arada kalan. Alandı. Sol taraftaki eksi sağ taraftaki artı oluyordu. B eksi A diyebiliriz. Buradan ne oluyor arkadaşlar? 3A eksi B'de eksi 40 oluyor. Bize ne lazım? B lazım arkadaşlar. Onun için A'ları bir yok edeyim. Şurayı eksi 3'e çarp taraf tarafa topluyorum. Eksi 3A artı 3A gitti. 3B eksi B 2B. 110, 150 eksi 40, 110. B buradan 55. Bize nereyi sormuş? 0'dan 6'ya kadar fx dx integrali, yani şu fonksiyonun alanını sormuş. 90 eksi 55'ten. Dolayısıyla cevabımız 35. Şekilde boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi burada y'ye göre çözmek sanki daha iyi olacak. X'leri yalnız bırakalım. Yani y ile arada kalan alan olduğu için. Y eşittir nedir? X eşittir nedir arkadaşlar? Y artı 6. Burada da x eşittir y kare. O zaman x yerine y kare yazıyorum. Ve hepsini bir yere topluyorum. Y, y. Eksi 3 artı 2. Y eksi 2'den 3'e kadar sınırlar varmış. Ne yapıyoruz? Sağdaki fonksiyondan soldakini çıkarıyoruz. Bu tarz y'ye göre bulduğumuz alanlarda. Sağda ne var arkadaşlar? Şu fonksiyon. X'i yalnız bırakırsak y artı 6 eksi. Solda ne var eksi yalnız bırakırsak? Y kare d. Sınırlar eksi 2'den 3'e kadar. Şimdi y kare bölü 2 artı 6y eksi bölü 3. 3 yazalım. 9 bölü 2 artı 18. 27 bölü 3 eksi 9. Eksi 2 yazalım. 4 bölü 2 2. Eksi 12 artı 8 bölü 3. Şimdi arkadaşlar burası 9 oldu. 2 kere 9 18. 27 bölü 2. Eksi 2 eksi 12 eksi 10. Eksi 30 artı 8. Eksi 22 bölü 3 artı 22 bölü 3. Şimdi payda eşitlersek 3 kere 27 81. 2 kere 44 bölü 6. 5, 125 bölü 6. Reel sayılarda sürekli birebir fonksiyon ne? 4'ten 10'a kadar fx dx 0 ise yine bir grafik çizimi sorusuna benzerlikte. F4 10'muş. F10 eksi 6'ymiş. Şu şekilde giden bir fonksiyon olarak düşünebiliriz. Tepe yapamaz çünkü birebir bir fonksiyon arkadaşlar. 4'ten 10'a kadar fx dx 0 diyor. Yani buradan benim anladığım şu iki alan birbirine eşitmiş. Çünkü artı s eksi s birbirlerine götürür.
Bize eksi 6'dan 10'a kadar f'in tersi x dx'i sormuş sayın arkadaşlar. Eksi 6'dan 10'a kadar. Şimdi şöyle bölge bölge hesaplarsak, bakın şurada bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgenin alanı nedir? 60. 6 kere 10 60. O zaman şu parça 60 eksi s. Şu kırmızıyla belirlediğim alan. Peki şurada bir dikdörtgen var. Bu morla belirleyelim. Burası da 40. Arkadaşlar eksi 6'dan 10'a kadar ters fonksiyon bu iki parçayı da kapsıyor. 40 artı s artı 60 eksi s. Dolayısıyla toplamları kaç yapar? 100. Evet, burada bize bir integral değeri sormuş. Bence önce şu dikdörtgenlerin alanlarını bir belirleyelim. 2 kere 4 şurası 8. Burası 4 yine burası 8. Ayrı ayrı hesaplıyorum belki bir işimize yarar. Şuraya a dedim. Ondan sonra devam ediyoruz. 0'dan 4'e kadar fx dx, 4'ten 9'a kadar olan fx dx'e eşitmiş. O zaman şurası 5 kere 2, 10. 4'ten 9'a kadar 5 var. 0'dan 4'e kadar olan alanla 4'ten 9'a kadar olan alan eşitse burası 16 artı a olduğuna göre şu parça 6 artı a olacak arkadaşlar. Ve 0'dan 12'ye kadar bir şey daha vermiş. 9'dan 12'ye kadar fx dx. 9'dan 12'ye kadar fx dx. 4'ten 6'ya kadar ters fonksiyonun alanı eşitmiş. 4'ten 6'ya kadar y ile arada kalan alan şurası. Yani o zaman burası da arkadaşlar a. 0'dan 12'ye kadar fx dx. Tüm altta kalan alan. Şimdi topluyorum arkadaşlar. 8, 8, 16. 16 da burada. 32 artı. A 3A neye eşitmiş? 44. 3A buradan 12. A buradan 4. Bize 4'ten 12'ye kadar fx dx sormuş. O zaman 16 artı 2A var. A 4 olduğuna göre 8 ve cevabımız 24. Y eşittir x küp eğrisi ile y eşittir 9x doğrusu arasında kalan sınırlı bölgenin alanı. Arkadaşlar x küp ile 9x'i birbirine eşitleyelim. X kare 9, x eksi 3, artı 3 ve 0 değerlerini alabilir. Bunları sadeleştirirseniz x kare 9 tabi 0 değeri de sağlar. Şimdi şöyle y eşittir x küpü çizelim. Elimizden geldiğince. Y eşittir 9x'de orijinden geçen eğimi pozitif olan 1. Doğru. Şu arada kalan alanları söylüyor. 3, eksi 3 ve 0. Arkadaşlar bakın. Sınırlar simetrik. 3'ten eksi 3'e kadar. Fonksiyonlar tek fonksiyon. Yani orijine göre simetrik. Demek ki iki alan birbirine eşit. Simetrik alanlar. Biz bir tanesini bulup 2 ile çarpabiliriz. Yani deriz ki 0'dan 3'e kadar hesaplayalım. Nedir 0'dan 3'e kadar? 3'teki burada hangisi oluyor? Doğru 9x. Alttaki de eğri x küp dx. Ve bunu ne ile çarpacağız arkadaşlar? 2 ile çarpacağız. Evet şimdi bir başlayalım integralimize. 9x'in integrali 9x kare bölü 2. X küpün integrali x üzeri 4 bölü 4. 3 ve 0 yazıyorum. 3'ün karesi 9, 81 bölü 2. 3 üzeri 4, 81 bölü 4. Eksi 0 yazarsak 0 zaten. 2 ile çarptık. 81 bölü 4 oldu. Bir de dışlarında 2 vardı. Onunla çarpacaktık. Şunlar da sadeleşince 81 bölü 2'dir. Altıncı sorumuzdayız. 1 ile 4 aralığında türevlenebilir bir fx fonksiyonu ile alakalı f1'in 4 olduğunu vermiş. 1 için fonksiyonumuz neymiş? 4'müş. Arkadaşlar türev bize neyi verir? Eğimi verir. Türev 2'den küçük ya da eşitmiş. f4'ün alabileceği doğal sayı değerlerinin toplamı nedir? Diyor. F türev 2. Peki eğimin 2 olduğunu düşünelim. Eğim 2 olursa 1'den kaça kadar diyordu? 4'e kadar. Şu parça 4 birim olacağı için üst parçada kaç birim olur arkadaşlar? Eğimi 2 olsa 8 olur. Yani bu kaça kadar gider?
12'ye kadar gider. Peki F4'ün alabileceği doğal sayı değerler. Eğim 0 olsa yine 4'te kalır. Öyle değil mi arkadaşlar? Eğim 0 olsa sabit bir şekilde devam eder ve 4'te kalır. Peki F4'ün alabileceği doğal sayı değerleri. 4'ten başlasak 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'ye kadar gitsek. 12, 23, 33, 9 daha, 12, 8 daha, 20, 40, 51. Tabi bayağı bir fazla değer ediyor. F1, 4, F türev x, 2'den küçük ya da eşit. Eğim 2 olursa biz şurayı yanlış hesapladık. 1 ile 4. Şurası 3 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla burası 6 olacak. Özür diliyorum. Burası da 10 olacak. Tabi bir de şu var. Esasında bir de şunu düşünmek lazım. Türev 2'den küçük eşit 0 olamaz mı? Ya da negatif eğim olamaz mı? Olabilir. Şuraya kadar dinebilir. Eğim eksi olsa arkadaşlar. Buradaki eğim kaç oluyor? 4 bölü 3. Eksi 4 bölü 3 olsa mesela eğim. Sıfıra kadar da inebilir. Bunu düşünmemiştik. O zaman değerler sıfırdan başlıyor, 10'a kadar gidiyor. Şu hata oldu. 0, 1, 2, 3. 10'a kadar giden doğal sayılar alabilir. 10 çarpı 11 bölü 2, 55. Bakın eğim 2 olsaydı şurası 3, burası 6 olacaktı. Çünkü zaten burası 3 birim 1'den 4'e kadar. Bunun da 6 olması gerekirdi. 4'e 6 eklersek maksimum değeri 10. Minimum değeri de 0'a kadar iner. 8. sorudayız. X üzeri a ve x üzeri a artı 1 fonksiyonları arasında kalan bölgenin alanı f a olarak verilmiş arkadaşlar. Ve a 3'ten kaça kadar giderse cevap 1 bölü 5 çıkar diyor. Şimdi biz bir fonksiyonlardan bir iki tane yazalım. Mesela a'yı 3 yazdığımızda sayılır arkadaşlar. Ne oluyor? X küp ile x üzeri 4 fonksiyonları arasındaki alan. Bunları birbirine eşitlersek 0 ve 1'de buluyoruz kökleri. Bir hesaplayalım integralini. X üzeri 5 bölü 5 eksi x üzeri 4 bölü 4. Dolayısıyla 1 yazdığımızda 1 bölü 5 eksi 1 bölü 4. Ne oluyor arkadaşlar? 4 eksi 5 eksi 1. Demek ki ters çıkarmışız. 1 bölü 20 oluyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Mesela a'ya 3 değil 4 verirsek ne olur? A'ya 4 verdiğimizde x üzeri 4 ile x üzeri 5 arasındaki alan. Yine bunların kesim noktaları 0 ve 1 oluyor arkadaşlar. Birbirlerine eşitleyin. X üzeri 4 ile x üzeri 5'e. X üzeri 5 bölü 5 eksi x üzeri 6 bölü 6. 1 yazarsak 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6. Bu şekilde gidiyoruz. Bakın 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5. Şunları ters çıkarmıştık. Artı 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6 artı nokta nokta gidiyoruz. Eksilerle artılar birbirlerine götürüyorlar sayılı arkadaşlarım. Bunu kaça kadar götürürsek cevap 1 bölü 5 olur. Ona bir bakmamız lazım. Eksi artı eksi artı gittiğine göre burada en son ne kalacak arkadaşlar? Bir eksi ifade kalacak. K diyelim. 1 bölü 4 eksi 1 bölü K. Ve eşittir ne olacak? 1 bölü 5. 1 bölü 5'i bu tarafa atalım. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5. 1 bölü K. 5'ten 4 çıktı. 1 bölü 20 eşittir 1 bölü K. Evet, K'nın ne olması gerekir? 20. Son kalan terim 20 olacak. Arkadaşlar son kalan terimin 20 olabilmesi için bizim n'e kaç vermemiz gerekir? Şuraya n'e 18 verdiğimizde ne oluyor? X üzeri 18 artı x üzeri 19 arasındaki alan. Yani bunların da integrali. Bakın x üzeri 18 ile x üzeri 19 arasındaki alanı buluyorum. Üstler birer artacağı için arkadaşlar x üzeri 19 bölü 19, x üzeri 20 bölü 20, 20'ye kadar giden terim oluşmuş oluyor. 1 bölü 19 eksi 1 bölü 20'ye kadar gidiyor. Yani bizim terimlerimiz 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5, 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6'dan başladılar. 1 bölü 19 eksi 1 bölü 20'ye kadar gittiler. Şunların toplamları da 1 bölü 4 eksi 1 bölü 20 oldu. 4 bölü 20'den cevap da 1 bölü 5 çıktı. Demek ki cevabımız 18. Arkadaşlar 8. sorumuzdayız. Çok güzel bir soru. Öncelikle onu söyleyeyim.
Yine bir sürü bölgeler verilmiş. Bizim bunları çok düzgün bir şekilde işaretlememiz gerekiyor. 0'dan 5'e kadar fx de x demiş. 8'den 5'e kadar fx de x falan filan. Ben şimdi bunları şuraya a diyeyim. Alan olarak. Şu alan 32 olduğu için 32 eksi a. İşlerine yazdıklarım alanlar arkadaşlar. İntegraller değil. Sonra ne demiş bize? 8'den 5'e kadar fx de x. 5'ten 8'e kadar olsaydı integralin sonucu a çıkacaktı. 8'den 5'e kadar olunca integralin sonucu eksi a. Eksi 4'ten eksi 2'ye kadar f'in tersi x de x. Şu alana ben b de diyeyim. Tamamı 12 olduğu için burası 12 eksi b. Yine alan olarak soruyorum. Şimdi eksi 4'ten eksi 2'ye kadar ters fonksiyonun integrali şunun eksilisidir. Çünkü y ekseninin solunda kalıyor. Eksi b. Bu da neye eşitmiş arkadaşlar? 0'dan 5'e kadar fx dx integralini. Yani şu bölgenin integrali eksi a eksi b çıkıyorsa alan olarak a artı b'dir. Alan a artı b'dir. İntegrali eksi a eksi b çıkıyor. Şimdi bakalım. Eksi 3'ten 8'e kadar fx integrali. Eksi 3'ten 8'e kadar. İntegralde alttaki alanlar eksi olacak. Üstteki alan artı olacak. Şunları toplarsak arkadaşlar. Eksi 12 çıktı. Artı. Eksi 3'ten yine 8'e kadar f türev x. F türev x'in integrali fx'tir. 8 ve eksi 3 yazacağız. F 8 4 eksi f eksi 3 eksi 4. Oysa burası 8 oldu. Şurada da eksi 12 var. Toplamları eksi 4 etti. Cevabımız bu. 9. sorumuzdayız. f eksi 2 2 olduğuna göre f 12'nin değeri kaçtır? Bu şekilde devam ediyor demek ki arkadaşlar. F eksi 2. Yo pardon. F eksi 2 2 demiş. F 12'nin değeri kaçtır? Bu f türevin grafiğiymiş sayın arkadaşlarım. Eğim bu şekilde devam ediyor. Tamam, onda yanlışlık yok. Şimdi bakın, bu türev grafiğinin altında kalan alan bize değişimleri verecek. Yani şuradaki alan fx fonksiyonunu verecek. F türevin integrali neyi verir? Fx'i verir. Şuradaki alan nedir arkadaşlar? Artı 8. Şuradaki alan 4 kare 4 16 bölü 2'ye yine 8. Şuradaki üçgenin alanı arkadaşlar taban 4, yükseklik 2, 4. Şimdi kaça kadar diyor? 12'ye kadar diyor. Şurası 2 birim. Şurası 4 birim. 2 kere 4, 8, 4. Buradan bir 2 birim daha ilerleyeceğiz. 2 kere 4 yine 8 birim var. Peki değişim nedir? Üsttekiler artı 16 eksi 4 artı 12. 28. 24 birimlik bir artış olacak. İlk değerimiz 2 olduğuna göre 24 birim arttırsak cevabımız 26 çıkar. Arkadaşlar umarım videomuz sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.